Programımızın konuğu Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamız. Hocamızı zaten birçok programda konuk ettik, kitaplar üzerine konuştuk. Ama bugünkü programda hocamızın son kitap çalışması Kur'an Müslümanlığı. Birazdan hocamıza soracağız. Hem bu kitabın isminin nereden geldiğini hem de içeriğini inşallah bugünkü programda konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zamanki gibi öğrenci arkadaşlarımız da burada. Onlar da soruları ve katkılarıyla inşallah programımıza renk katacaklar. Sizler de hoş geldiniz diyelim. Evet hocam, çok çarpıcı bir başlık. Neden bu başlığı koyduğunuzu soracağım. Çok da kapsamlı bir çalışma. Allah razı olsun öncelikle. Amin. Böyle güzel bir hizmet ortaya koyduğunuz için. Amin. İçin Allah razı olsun. Neden Kur'an Müslümanlığı? Şimdi bu kitabı yazarken genelde biliyoruz ki bizim Türkiye'mizde Kur'an'a karşı, Müslümanların Kur'an'a karşı bir antipatisi var. Ve öyle bir şey ki Kur'an-ı Kerim'i öne çıkaran bizlere Kur'an sapığı diyorlar. Ben de onlara soruyorum. Ya Kur'an'ın sapığı olur mu ya? İnsan Kur'an'a nasıl sapık olur? Öyle bir şey yani nasıl sapık olur yani bir insan Allah'ın vahyini öne çıkarıyorsa buna nasıl sapık dersin? Hazreti Peygamber neyi öne çıkardı? Hazreti Peygamber'in sünnetinde Hazreti Peygamber neyi öne çıkardı? Yani Kur'an'ın dışında ne yaptı ki? Başka bir din mi koydu yani? Ama bu nedenle dedim ki ben bir kitap yazayım. Şimdi hocam aslında daha önceden bir Kur'ansız Müslümanlık diye bunun haberini vermiştiniz zaten. Ya evet. O bir başlangıçtı Kur'ansız evet. Müslümanlık kitabınız. Daha önce bunu şimdi paylaştım. O hurafeleri anlatmak için o kitabı yazdım. Kur'ansız Müslümanlık öneriyorlar bu adamlar. O zaman onu yazdım. Sonra da dedim ki peki Kur'ansız Müslümanlığı yazdık. Kur'an Müslümanlığı nedir? Onu yazalım bakalım dedik. Bu sefer bunu planladım. Ama nesini planladım biliyor musunuz? Kur'an'ın getirdikleri nelerdir? Diye kafamda bunu kurdum ve Kur'an-ı Kerim üzerindeki araştırmalarımı, bütün fişlerimi bunun üzerine çıkarttım. Evet. Fakat yazarken, yolda giderken, bu kitabı yazarken, fakat Kur'an hukuk meselesine girdim, düştüm yani. O yola girince konuyu oraya tahsis ettim. Onu sonuna kadar hukukla bitirdim yani işi. Dolayısıyla Kur'an aslında İslam hukukunu anlattı. Bu demektir yani. Hatta dediler bana hocama bu birinci bölümünü çıkar. Bir kitap yap onu. Ayrı bir kitap. Daha küçük, evet, kitap. Sen o bir bölümüne de ki Kur'an işte İslam hukuku veya Kur'an hukuku de oraya dediler bana. İkiye hocam, böl dediler ama ben bölmedim. İstemem. Hocam bu birinci bölüm çok önemli ama Kur'an'a bir giriş, bir hazırlık mahiyetinde. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne olmadığını anlatıyorsun. Ne olduğunu ve ne olmadığını. Ne olmadı. Ama önce ne olmadığını yazdım. Sonra ne olduğunu yazdım. Bunun bir ihtiyaç olduğunu, bizim bunu bilmemiz gerektiğini. Çünkü Kur'an kendisi ne olmadığını söylüyor bize, ne olduğunu da söylüyor bize Kur'an. Böylece onu yazmak mecburiyetinde kaldım. Önce ne olmadığı meselesi. Çünkü İslam aleminde, İslam'ın etrafındaki şüpheler diye kitap yazdı biliyorsunuz Muhammed Kutup veya Seyyid Kutup mu ne ikisinden biri Muhammed Kutup tahmin ediyorum. İslam'ın etrafındaki şüpheler aslında Kur'an'ın etrafındaki şüpheler olmalıydı yani o yazdığı kitap bence. Ben de bu Kur'an'ın etrafındaki şüpheleri birinci bölümün A bölümüne koydum onu yani birinci bölümüne koydum. Ve onu anlatmaya başladım orada. Gençler, Allah-u Teala Kur'an'da meseleleri çifte anlatmıştır. Yani erkekli dişili. Hakla batıl. Doğruyla yanlış. İyi ile kötü. İkili anlatmıştır. Metani dediğimiz ikili sistem üzerine kurulmuştur. İnanç bakımından
tevhid üzerine, anlatım bakımından çift üzerine kurulmuştur. Zıtlarla anlatıyor. Yani bunu şöyle açıklayayım size. Bunu anlayacaksınız. Bir insana sadece tatlı yedirin. Bu insan ne tatlıyı bilir ne ekşiyi bilir. Sadece ekşi verin. O adam ne ekşiyi bilir ne tatlıyı bilir. İki zıttı verdiğin zaman da, iki acıyla ekşiyle tatlıyı tadınca o zaman anlıyor. Allah da bu ikili sistem, zıtlar sistemiyle anlatmıştır. Hakkı anlatıyor, batılı anlatıyor. Onun karşıtı. Doğru ile yanlışı anlatıyor. İyi ile kötüyü anlatıyor. Güzel ile çirkini anlatıyor. Anlatıyor ki güzeli anla, çirkini de anla. İyiyi de anla, kötüyü de anla. Sistem budur. Ben bu sefer bu metodolojiyi kitaba koydum. Yani Kur'an nedir ne değildir. Yani ne değildir önce aldım. Ne nedir'i anlamak için, nedirini anlamak için ne değildir'i anlamak lazım. Nedirini anlamak için ne değildir'i, ne değildir'i anlamak için nedir'i anlamak lazım. Bu sistemi, bu sünnetullah dediğimiz bu sistemi uyguladım buraya. Ben de vatandaşa, okurlarıma ne değildir'den başladım Kur'an-ı Kerim. Birkaç başlık okuyayım hocam buradan müsaadenizle. Abi şöyle paylaşalım. Kur'an ne değildir başlığı altında. Beşer sözü değildir demişsiniz mesela. Kovulmuş şeytanın sözü değildir. Büyü değildir. Peygamber tarafından uydurulmamıştır. Benzeri getirilemezdir. Şüphe edilemezdir. Eğrilik ve pürüz bulunmayandır. Leke sürülemezdir. Değiştirilemezdir. Şaka değildir. 10 başlık altında hocam bunları. Evet. Şimdi Kur'an'a girdiğin zaman bunları Kur'an kendisi söylüyor. Bir söylemiyor. Ayet mesajı yani bunlar. Mesela en sondaki şaka değildi. Ve ma huve bil hazl. Tarık suresinde söylüyor bunu Allah-u Teala. Kur'an şaka değildir. Bu kadar. Yani Allah kendisi tarif ediyor. Ben tarif etmiyorum onu yani. Bu vasıfları ben vermedim Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an kendisi veriyor. Biz Kur'an'ın eline bırakıyorum ben kendimi. Kur'an'ın eline bırakıyorum o konuyla ilgili. O Kur'an bana söylüyor, beni götürüyor. O kollarını alıyor beni, o götürüyor beni. Ne yazacağımı o söylüyor bana.